Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz iki çiş çalışmayı yapmak istiyorum. İnşallah, umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Bakın, böyle çukur çukur duran tığ işine benzeyen ama iki çiş ile yapılmış olan bir çalışma arkadaşlarım. 4 ve katları olarak devam ediyor. Bunda kullanmış olduğum ipim Alize Midi. Şimdi Alize Baby Best isimli iple sizlere anlatmak istiyorum. Alize Baby Best'te kullanacak olduğumuz şişimiz 3 milim arkadaşlarım. 4 ve katları artı 2 tane de kenar ilmeğimiz olarak atacağız arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. 1 2 3 4 Hemen modelimizin yapımına geçelim. Şu şekilde ilk sırada arkadaşlar, şöyle aldım. Bütün ilmeklerimi, ipimi öne alıyorum ve tersten bu şekilde, ön tarafımız diğer taraf olacağı için bu şekilde örüyorum. Öne geldik. Şimdi bir tanesini kenar ilmeği olarak ördüm. Bu şekilde düz olarak 1 2 3 tane ilmek, yani şurada kalan ilmek sayım arkadaşlarım. Bakın, bu kenarda, burada da aynı şekilde 3 tanesini bu şekilde ördükten sonra bu ilmeğin, yani dördüncü ilmeğin içerisine giriş yapıyorum. Bu şekilde alıyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum ve aynı yere bir daha giriş yapıp bu şekilde 3 tane ilmek haline getiriyorum burayı. Hemen yanındaki ilmeği de aynı, bakın, aldım. Bu şekilde üzerine aldım ve aynı yerden bir daha giriş yapıp alıyorum. Yani iki tanesini çoğaltmış oldum. Şimdi araya 1 2 3 4 tanesini bu şekilde düz olarak ördükten sonra hemen iki tanesini yine aynı şekilde, bakın, pardon, şu şekilde aldım, giriş yaptım, üzerine alıyorum, tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yine bir tane daha, 1 2 ve 3 kenar ilmeğini 4 tane olarak, evet, 2 4 tane oldu, aldım. Şimdi arka sırada bakın, 1 2 yine tersleri ters olarak örüyoruz. Bu toplamış olduğumuz bu ilmekleri, yani 3 ilmeği şu şekilde takıyorum, bakın, hiçbir şey yapmadan örmüyorum yani bunları ve devam ediyorum. Yine 1 2 3 4 diğer olan 6 tanesini yine bu tarafa, bakın, şöyle geçiriyorum örmeden ve diğer kalan 4 tane ilmeğim, bir tanesi kenar ilmeğim olarak şöyle alıyorum. Kenarından iki tanesini bu şekilde ördükten sonra arkadaşlar, şu iki ilmeğimi örmüyorum önce. Bunu alıyorum bu şekilde. Bunu arkadan şöyle çıkartıp buraya aktarma yapıyorum. Bunu ise ön tarafa getiriyorum ve şu şekilde örüyorum. Bu aradaki iki ilmeği düz olarak yine örüyorum. Diğer taraftan aktarmış olduğum iki düz ilmeğimi. Sonra burada bunu arkadan, bakın, bu şekilde örerseniz daha rahat olur. Şu şekilde aldım, ördüm. Arkadan aldım, ördüm arkadaşlarım. Şöyle. Diğer ikinciyi de aynı şekilde arkadan çıkartıyorum, örüyorum. Ve bu üçünü şu şekilde çıkardıktan sonra öne geçiriyorum. Diğerlerini, bakın, hemen bunu da düz olarak örüyorum. Şimdi bu ikiyi bu araya alacağız, şu ikisinin arasına. Yine az önce yaptığımız gibi
Buradan çıkarttık ve buraya takıyoruz. Bunu öne getirip hemen bundan başlayıp örüyorum. Arada iki tanesini düz olarak ördükten sonra, bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle çıkartıp hepsini, önce bunu boş şişe aktarıp şöyle arkadan bunları alıp öne geçirip bu şekilde de örebilirsiniz. Az önce gösterdiğim gibi arkadan da alıp örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yaptık. Bakın hemen ilk yerlerimiz oluşmuş oldu. Hemen iki tanesini düz olarak ördüm ve geçiyorum arka kısma. Arka kısımda şu şekilde aldım. Bütün ilmeklerimi tersten örüyorum. Şimdi burada bu kalan bir ilmeğim devam edecek. Ben hemen şunu da ördükten sonra arkadaşlar, şu ortaya iki tane, buraya bir tane yapacağız. Bakın yine şu şekilde alıyorum, üzerine alıyorum, aynı yere 3 tane ilmek çıkarmış oluyorum bir ilmekten. 1 2 3 ve 4. Yine bakın ortada kalan iki tanesine 1 2 ve 3 oluyor. Şimdi hemen yanındakini de aynı şekilde. Şimdi 1 2 3 4 ve diğerini tekrar bu şekilde örüyoruz ve devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğini taktım. Yine o takmış olduğumuz, arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi örmeden bakın şu şekilde takıyoruz. Diğerlerini ise düz olarak örüyoruz. 4 oldu. Hemen bu altısını birlikte şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Ve diğer düz ters olanları ters olarak örüyorum. Bu sırada 3'ünü takıyorum. Tekrar bir tane ters ve devam ediyorum. Şimdi yine bunu bu tarafa alacağız. Bunu bu tarafa alacağız arkadaşlar. Başladım. Aldım, ördüm, bunu da ördüm. Bu iki ilmeği, aradaki bakın şu iki ilmeği öne, yani bu tarafa geçireceğim. Bunu ise ortaya alacağım. Şu şekilde yapabiliriz bakın. Arkadan ördüm. Tekrar bir daha arkadan ikinci ilmeği de örüyorum. Modelimizde hiçbir değişiklik olmuyor bu şekilde yaparsak. Bakın şu üçünü de birlikte örüyorum ve çıkartıyorum. Şimdi bunlarda yapamıyoruz o yaptığımız kolaylığı. Mecburen buna bakın bu şekilde aldım. Şöyle çıkartıyorum. Ve taktım. Şimdi buradan bunu örüyorum önce. İkisini birleştirmiş oluyorum arkadaşlar. 1 2. Şimdi hemen arkasından bu taraftan giderken yapabiliyoruz. Onları da örelim az önceki gibi. Üçünü de birlikte örelim. Şimdi ise bunu da buradan alalım ve bu tarafa geçirip burada toplayalım. Ve devam ediyoruz. Bakın böyle oluşmaya başladı. Hatta ilki oldu. Üstü de aynı şekilde. Şimdi en alt sıraya gelmiş olduk. Hemen şöyle bir sıra geçelim.
Şimdi en alttaki yerde gibiyiz arkadaşlar. Aynı şekilde yine hemen böyle alıyorum. 1, 2, bu şekilde aldım. Bunu hemen önden bu şekilde çoğaltıyorum. Üçlüyorum. Bunu beşli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha tomurcuk tomurcuk, daha dolgun durur. Ve devam ediyorum. Yine 1, 2, 3, 4. Ve yine bu şekilde arttırmamı yaptım. Ve sona geldik. Şimdi arttırdığım ilmeklerimi örmüyorum. Diğerlerini örüyorum. Ve şimdi yer değişikliği yapacağız. Şöyle aldık, kenardan bir tanesini ördük. Bunları arkadaşlar alıyorum, bu tarafa aktarıyorum ve düz olarak örüyorum. 1, 2. Bunları da hemen arkadan ördüm. Bunu da aynı şekilde ve öndekini de buradayken örebiliriz. Şöyle ördüm ve geçiriyorum. Şimdi tekrar bunu bu tarafa alıyorum. Bunu da diğer tarafa doğru alıyoruz arkadaşlar. Ve kenardakileri ördükten sonra bakın yer değişikliği de yapmış olduk. Şimdi hepsini tersten örelim ve gelelim. Ve bakın modelimiz ortaya çıkmış oluyor arkadaşlarım. Bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlarım, bugünlük de bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.